Merhaba arkadaşlar. Mustafa Arslan arkadaşımız bir mail atmış. Şöyle bir dosyası var. Dosyada bir sürü satır var gördüğünüz gibi. Kendisi şunu istiyor. 191.0.0.0 birliği olan kodun tutar ve tarihini başka bir sayfaya almayı gösterseniz yeterli olur. Şimdi ama burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Dikkat ederseniz tarihleri şöyle bir satır şeklinde yazmış, hepsi birlikte. Bak, tarihler bu şekilde karışık yazılmış dikkat ederseniz. Şimdi biz bunun çözümünü nasıl yapacağız? Buradaki tarihleri ben şuraya yazdırmak istiyorum. Tümünde şu tarihleri burada yazdıracağım. Ama bir ayırt edici bir noktamızın olması lazım. Burada şanslıyız ki hepsinde şurada toplam var dikkat ederseniz. Her yerde toplam var ve tarihler tamamen toplamların altında oluyor, duruyor. Dolayısıyla bu bizi kurtaracak şimdi. Ben burada hani siz de rahat görün diye bir buton ekleyeceğim şimdi. Şöyle bir buton ekliyorum buraya ve butona tarihleri ayır diyeceğim şimdi. Tarihleri ayır. Önce tarihleri ayıralım, sonra başka sayfaya alması kolay arkadaşlar. Şimdi şurada toplam yok. Onun için ya da şurada gizlenmiş mi acaba? 7. satırımız var. Buraya da toplam diyelim. Aynen diğerlerindeki gibi. Tamam. Hatta tamam, toplam burada. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Tüm satırlarda şurada toplam yazan satırın altındaki şuradaki tarihi alacağım. Şuradaki tarihi alıp şuraya yazdıracağım. Bu gerçekten önemli bir konu arkadaşlar. Dikkatle dinlemenizi de tavsiye ediyorum. Şimdi hemen buranın dikkat ederseniz hepsi A sütununda arkadaşlar. Tarihler A sütununda. Bakın A19. Ondan sonra A245. Toplam kaç satır? 254 satır. Tamam, 254 satır. Şimdi buranın içine giriyorum. Hemen bir değişken tanımlıyorum. Dim x as long dedim. For x eşittir 1 to 2 500 ya bir 600 olsun. Buraya da next diyorum. Döngümü açtım. Şimdi burada tarihleri nereye yazdıracağız arkadaşlar? Tarihleri şuradaki D sütununa yazacağız. D sütunu. Peki ben tarihi bulacağım, şey toplam yazısını bulacağım ve onun bir altındaki satırda hücredeki tarihi buraya alacağım şimdi. Bak ne yapıyorum. Diyorum ki sheet demeye gerek yok. Range A'nın if diyeceğim buraya eğer A'nın x'inin değeri eşittir toplam ise toplam ise buraya end if toplam aynen böyle mi yazıyor bakalım toplam tamam aynen böyle yazıyor. Şimdi dedim ki eğer A'nın X'inin değerinde toplam varsa. Peki ben tarihi nereye yazacağım? D sütununa yazacağım. Yani şu D'ye yazacağım. O zaman diyeceğim ki range burası çok önemli. D'nin X artı 1'inin değeri eşittir. Bakın arkadaşlar. D'nin X artı 1'inin değeri. Niye D'nin X artı 1'i dedim? Çünkü x'te toplam var. X artı 1'i burası ve şu d'ye eşit diyorum. D'nin x artı 1'inin değeri eşittir. Right diyorum. Yani sağdan right. Yine range a'nın x artı 1'inin değerinin kaçıncı karakterini alacağım şimdi? Kaç karakter alacağım sağdan? Bakın 0, 1, 0. Şu kaç karakterde oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. 10. karakterini al. Aldı. Aldı. Peki. Orasını metin olarak aldığı için tarih olarak yazmayacaktır arkadaşlar büyük ihtimalle. Onun için bir de şöyle yazıyorum. Şunun aynısını yazıyorum. Nokta number format
eşittir m slash d slash y y y y diyorum. Yani gün, ay, yıl dedim ve bitti. Bir çalıştıralım bakalım, tarihleri ayıracakmış. Şuralara yazdırmasını istiyorum. Yazması gerekiyor arkadaşlar. Bak. Şöyle tarihleri ayır dedim. Ve gördüğünüz gibi 0501, 0501. Bakın hepsine tarihini ayırdı arkadaşlar. 5. ayın 5'i. Ondan sonra 8. ayın 5'i. Tamam. Tarihlerimiz belli. Şimdi de 190, keşke şuraya değil de acaba bunlar hepsi aynı yere mi yazılır mesela? Tamam. Şimdi 191'ler aynı yerde değil. Mesela burada 191 1, 2, 3. sıradayken burada epey uzakta bir yerde. Şimdi tarihleri bir kere aldık. 191'leri de alacağız. Önce bence gideceğiz. Eğer toplam varsa buradaki tarihi alacağız. Hemen yanına da şey alacağız arkadaşlar. 191 varsa onu da yanına yazacağız. Döngümüze devam edelim. Şu yevmiye defterin sayfa 2'sine bunları alalım. Buraya ben ne diyorum? Tarih diyorum. 192 neydi? Ne istiyordu arkadaşımız bizden? Şunu istiyor. 191 01 00 1 istiyor. Şuraya tarih dedik. Şunu yazdık. Bir ayda burada tutar. Tutar. Şimdi 191'lerin tutarı da nedir? Şuradakidir. Tamam. Şimdi. Tarihleri bir kere aldık. Tarihleri yazdırayım arkadaşlar öbür tarafa. Şuraya sub tarihleri yaz diyelim. Sheets diyoruz. Sayfa 2 nokta. Ha, bir de yine bir döngü lazım. Şunun aynısını alıyorum. Hatta hiç tarihleri yaz dememe de gerek yok. Direkt şunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Sadece başına sheets yazıyorum. Sheets sayfa 2 diyorum. Nokta range range. Nereye yazacağız peki tarihi? Tarihi sayfa 2'deki A'ya yazacağımız için sayfa 2'deki A2 A'nın şurada bir şey yazacağım. Dim st satır, yani as integer diyorum. ST eşittir 1 diyorum. Ondan sonra şuraya satır 1 arttırıyorum. ST eşittir satır artı 1 diyorum. Şuraya sayfa 2'deki A'nın satırı ST'si nokta value eşittir. Yine buraya sheets demem lazım bu sefer. Sheets sayfa 1'deki nokta range tamam, aynen böyle. Yine aynen şunu da yazmam gerekiyor. Şuna gerek yok. Sayfa 1'deki şeyi alacağım arkadaşlar. Range de artı 1'i alacağım. Zaten öyle yazmışım. Range artı 1 mi? Right yazmama gerek yok. Şurada D1'i alacağım.
D'nin x artı 1'inin değerini alacağım. Tamam. Şimdi bir çalıştıralım. Tekrar. Geliyorum. Tarihleri ayır dedim. Sayfa 2'ye baktım. Tüm tarihler gelmiş gördüğünüz gibi. Sadece hizalamasını yapacağım. Tarihlerimizi aldık arkadaşlar. Şu kadar tarihimiz var. Şurayı da biçimini ayarlayalım. Ya da şöyle. Çizgileri gösterdik. Satır boşluklarını da eşit yapalım. Şurada sağ tuş. Şu tümünü seçip sağ tuş satır yüksekliği 14 desem hepsi eşit oldu. Şimdi önemli olan şurası zaten hepsi budur. Tutarı almamız lazım arkadaşlar. Tutar. Şunlar da hepsi aynı olması lazım. Ya da formülde yine aynı şeyi yazalım. Bunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Bu sefer B'ye ne yazacağız? 192.01.001. Şu kodu alacağız oraya. 191'miş pardon. Tamam. Kodumuzu da aldık. Şimdi tutarı almanın çaresini bulmamız lazım. Tutarı da alırsak işimiz tamam. Tarihi buradaysa A'da şunu bulduğu zaman da onu yazacağız. Tamam. Onu da anladım. Şurada toplam dedik ya arkadaşlar. Eğer toplam ise den böyle. Şuraya eğer toplam ise şimdi 191 olmayanları almayacağız arkadaşlar. İçinde 191 yoksa tutarı almayacağız. Çünkü hepsinde yoktur herhalde. Bak mesela bunda 91 var. Şunda var. Hepsinde var mıdır acaba? Hepsinde var. Hepsinde 191 varmış. Yok. Mesela şunda yok mesela. Şu bölmede yok arkadaşlar. Eğer toplam varsa. Biraz düşünmem lazım. Evet arkadaşlar, şimdi video fazla uzamasın diye biraz düşündüm. Şöyle yaptım arkadaşlar. Önce dedim ki A'nın X'inde toplam var ise satırı 1 arttırdım. Ve dedim ki D'nin range D'nin X artı 1'in değeri A'nın X artı 1'in değerini sağdan 10. karakterine eşit olsun diyerek tarihleri yazdırdım sayfa 1'e. Ve sayfa 1'in tarih formatını da şu şekilde yaptım. Sonra dedim ki sayfa 2'deki A'nın satır değerinin valüsü sayfa 1'deki D'nin X artı 1'in valüsü dedim. Sonra bir if daha kullandım arkadaşlar. Dedim ki eğer A'nın X'inin değeri trim yani boşlukları alarak 191.01.001 ise sayfa 2'deki B'nin değerine 191.01.001 yaz. Sayfa 2'nin C'sine ise sayfa 1'deki D'nin X'ini al dedim. Şimdi şu şekilde çalıştırdığım zaman tarihleri ayır dediğimde otomatikmen sayfa 2'ye gördüğünüz gibi şu şekilde 191'leri bulduğu yere tutarlarını da bakın yazdı. 191 olmayanlarda tutar yok gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir çözüm bulduk arkadaşlar. Şimdi ben şurayı şöyle ayırıyorum. Burasını yorum satırı yaptım. Şurası ne yapıyor? Önce onu bir görelim. Şu sayfayı silelim arkadaşlar. Bakın. Delete ile sildim. Şimdi sayfayı ayır dediğimde ne yapıyor? Sadece sayfa 2'ye şöyle gördüğünüz gibi tarihleri atıyor. Buraya tarihleri attı. Peki şurayı burada ne yapıyor peki? Burada da diyorum ki A'nın X'inde 191.01.001 varsa yani geliyor sayfa 1'de şuralara bakıyor
191'i 001'i bulduğu zaman, yani mesela şurada bulur. Burada bulduğu zaman sayfa 2'ye şunu yazdırıyorum. Bir de karşısındaki şu tutarı bulduruyorum, yazdırıyorum. Kod olarak onu yazmışım. Şurayı açalım. Eğer A'nın X'inin değeri bu ise sayfa 2'deki B'ye şunu yaz. Aynı şekilde sayfa 2'deki C'ye de sayfa 1'deki D'nin X'ini yaz. Yani şurada D'yi buluyor ya şurada. Şurada A'nın X'inde şunu bulduğu zaman D'nin X'ine de tutarını yazıyor. Ve bu kadar kolay arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hemen önce şuralara tarih yazdırdık. Şuradaki tarihleri ayırarak şuraya yazdırdık. Bakın tarihleri ayır dediğim anda hemen gördüğünüz gibi tümünü halletti arkadaşlar. Bu dersimiz de bu kadar. Ben şimdi bu dosyayı da arkadaşımıza göndereceğim. Ve bu dersi de bu şekilde bitirdik. Umarım faydalı olmuştur.